Herkese merhaba. Simurgh Online Eğitim Platformu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber daha önceden çıkmış soruların çözümlerine bakacağız. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla hemen başlayalım. Bu durum Mustafa Kemal'de Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilmediği fikrini oluşturmuştur? Soruya bakacak olursak, Manastır askeri idadi yıllarında Mustafa Kemal'i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir. Şimdi arkadaşlar, soruya baktığımız zaman burada Osmanlı Devleti'nin bir askeri başarısı var ama bu askeri başarıyı dış politikada gerçekleştirememiş, diplomaside istediği başarıyı elde edemediğini görüyoruz soruya bakınca. Bundan dolayı Mustafa Kemal burada aslında Osmanlı'nın dış politikasını eleştirmekte ve dış politikada iyi yönetilmediğini düşünmektedir diyebiliriz. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak burada. Devam edelim. İkinci sorumuz, buna göre yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye geldikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayi Milliye Birlikleri kurarak savunmaya geçtiler. Yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Şimdi baktığımız zaman ilk öncülümüzde Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla işbirliği yapmıştır. Evet. Parçaya baktığımız zaman Ermenilerin Türklere karşı savaştığını görebiliyoruz Fransızlarla beraber. İkinci öncülümüzde Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir. Evet, parçanın ilk cümlesine baktığımız zaman Antep, Maraş ve Urfa önce İngilizlerin elindeydi. Daha sonra buraları Fransızlara verdiğini görüyoruz. Üçüncü öncül, düşmanın baskısı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direnişini başlatmıştır. Kesinlikle son parçanın son cümlesinde Kuvayi Milliye Birlikleri'nin kurulduğundan bahsediliyor. Zaten Kuvayi Milliye Birlikleri de Türk halkının işgallere karşı gösterdiği direnişin bir göstergesiydi. Bu açıdan baktığımızda 3 öncülü de alabiliyoruz ve cevabımız burada D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, 3. soruya bakalım hemen. Bu bilgiye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerinden de oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında milli mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardı. Şıklarımıza bakacak olursak milli egemenliği esas almıştır. Kesinlikle zaten seçimle gelen milletvekillerinden oluşmaktaydı meclis. Teslimiyetçi bir politika izlemiştir. Bu şıkkımız bir dursun. Temeli fedakarlık esasına dayanmaktadır. Evet, parçaya baktığımız zaman ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında milli mücadele için çalıştıklarını anlayabiliyoruz. Demokratik bir yapıya sahiptir. Evet, zaten seçim varsa biz orada kesinlikle demokrasiden de söz edebiliyoruz ama teslimiyetçi bir politika izlemiştir diyemeyiz arkadaşlar. Milli mücadele yıllarında ne TBM, ne milletvekilleri, ne de Anadolu halkı asla teslim olmamış. Tam tersine işgalci düşmanlarına karşı mücadeleci olmuşlardır diyebiliriz. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olacak. Diğer soru, 4. sorumuz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi ile ilişkilendirebilinir? Türk milletinin karakteri yüksek, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Şimdi arkadaşlar, baktığımız zaman milli güç unsurlarına tek tek, askeri güç bir devletin ordusunu temsil eder. Siyasi güç o devletin hem iç hem dış politikadaki güvenilirliğini, güçlülüğünü bize gösterir. C şıkkı, ekonomik güç devletin maliyesiyle ilgili bir unsurdur ama sosyo-kültürel güç soruda da dediği gibi millet içerisindeki birlik ve beraberliğin olmasını ister bizden. O yüzden cevabımız burada da D şıkkı, sosyo-kültürel güç diyebiliriz.
Devam edelim diğer sorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Evet arkadaşlar, Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgeseldi, ancak aldığı kararlar bakımından ulusaldı. Biz bu soruyu çözerken şıklarda şunu arayacağız. Hangi şıklarda tüm ülkeyi ilgilendiren bir karar var veya sadece Doğu bölgesini ilgilendiren kararlar nerede alınmış? Biz burada buna bakacağız. Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir. Bunu az önce söyledik. Sorularımıza baktığımız zaman Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanmıştır. Burada kesinlikle bir bölgesellik vurgusu var. Çünkü sadece Doğu illerinden gelen delegeler katılmıştır diyor. A şıkkını kesinlikle Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterebiliriz. Diğer şıklara baktığımızda Kuvayi Milliye'yi etkin ve ulusal irade egemen kılmanın temel ilke olarak alınması. C şıkkı manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi. D şıkkı ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Şimdi arkadaşlar B, C ve D şıklarına baktığımız zaman burada tüm ülkeyi ilgilendiren kararlar alındığı için buradaki kararların ulusal olduğunu görebiliyoruz. Ama A şıkkı sadece bölge vurgusu yapıldığı için, Doğu illeri dediği için Erzurum Kongresi'nin bölgesel amaçla toplandığını bize göstermektedir. O yüzden cevabımız burada bizim A şıkkı olacak. Devam edelim. Diğer sorumuz. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Hemen bakalım. Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekatın planlanmasında rol oynamıştır. Şimdi bu öncülüğe baktığımız zaman Mustafa Kemal'in burada olayları planlaması aslında onun teşkilatçı bir kimliğe sahip olduğunu bize göstermektedir. İkinci öncülüğe bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Burada da aslında Mustafa Kemal'in vatanını çok sevdiği, vatanının kurtulması için çalışmalar yapmasından bahsediyor. Yani burada Mustafa Kemal'in vatansever bir insan olduğunu anlayabiliriz. Şıklarımıza baktığımız zaman A şıkkı teşkilatçılık ve vatanseverlik doğrudur arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da A olacak. Devam edelim hemen. Yedinci soru. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışma yaptığı söylenebilir. Hemen bakalım. Kazım Karabekir Paşa, Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası unvanı verildi. Şimdi arkadaşlar parçada Kazım Karabekir'in iki yönü üzerine durulmuş. İlk cümlelerine baktığımız zaman doğudaki Ermenilere karşı verdiği askeri mücadelesinden bahsediyor. O yüzden burada askeri yönünü vurguluyor. Parçanın sonlarına doğru ise ülkesinde bulunan kimsesiz çocuklara sahip çıktığını, onlara baktığını söyleyerek aslında burada Kazım Karabekir Paşa'nın sosyal yönüne vurgu yapıyor. Şıklara baktığımız zaman siyasi askeri, hukuki siyasi, sosyal hukuki, askeri sosyal. Burada D şıkkı bizim doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Askeri ve sosyal yönlerinden burada Kazım Karabekir'in bahsedilmektedir. Devam edelim diğer soru. 8. sorumuz. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Bakalım hemen. Tarafsızlığını ilan ettiği, boğazlarını ulaşıma kapattığı, ülke genelinde seferberlik başlattığı, kapitülasyonları kaldırdı. Baktığımız zaman A şıkkı ülkesinin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Evet, boğazları ulaşıma kapatmış. Savaş dışında kalması, tarafsızlığını ilan etmesi Osmanlı'nın savaş dışında kalmak istediğini bize gösterir. Ekonomik baskılardan kurtulması. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi kapitülasyonlar Osmanlı'yı ekonomik bir şekilde çok olumsuz etkiliyordu ekonomisini. Bundan dolayı ekonomik baskılardan kurtulmak istediğini de söyleyebiliriz kapitülasyonlarını kaldırmasını duyurmasıyla. Dış borçları kapatmayla ilgili herhangi bir öncülümüz yok. O yüzden cevabımız burada D şıkkı, dış borçların kapatılması diyebiliriz. Devam edelim. 9. sorumuz. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır? Hemen bakalım metne. Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur.
Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi'yle başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam eden ve TBMM'nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Burada vurgulayacağımız şey ulusal iradeyi her şeyin üzerinde tutulmasıdır arkadaşlar. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve baskısı altına girmeye kabul etmez. Ulusal irade dediğimiz şey milli egemenliktir. Hiçbir devletinin himayesi ve baskısı altına girmek istememesi ise aslında burada bağımsızlığı vurguladığını göstermektir arkadaşlar. Şıklara bakalım. Milli egemenlik ve bağımsızlık. Evet, A şıkkı burada metnin bize vermek istediği temel ilkeleri göstermektedir. Diğerleri B, milli kültürün korunması ve geliştirilmesi, parçada bununla ilgili bir bilgi yok. Sürekli gelişim ve değişimi önermesi, uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas alması. Evet arkadaşlar, Atatürk ilke ve inkılapları aslında buradaki öncüllerin hepsine dayanıyor. Ama biz soruları metne göre çözdüğümüz için metinde bize en çok vurgulanan nokta ise milli egemenlik ve tam bağımsızlık olmuştur. O yüzden buradaki doğru şıkkımız da A şıkkı olacak diyebiliriz. Devam edelim. 10. sorumuz. Bu olay Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir. Maraş'ın işgalinden sonra Fransızlar Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş, Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca'nın cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılmayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yeniden Türk bayrağını çekmiştir. Evet arkadaşlar, devletler için önemli bağımsızlık sembolleri vardır. Bunların başında da ise bayrak gelir ve bununla beraber İstiklal Marşı bağımsızlığın en önemli sembollerinden biridir. Bu parçaya baktığımızda ise bir bayrak vurgusu var. O yüzden bayrak vurgusuyla birlikte biz burada bağımsızlığa vurgu yapıldığını görebiliriz. O yüzden cevabımız burada bağımsızlık olacaktır diyebiliriz. Cevabımız C şıkkı, bağımsızlık. Devam edelim. 11. soru. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kütahya-Eskişehir savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milliye emirleri yayımlanmıştır. Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eşyalarını ve binek hayvanlarının bir kısmını tekalifi milliye komisyonlarına teslim etmiştir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Baktığımız zaman tekalifi milliye emirlerinin yayınlanmasının temel amacı halkı topyekün bir sefere hazırlamak ve orduyu güçlendirmekti. Bakalım şıklarına. Türk halkı topyekün seferber edilmiştir. Doğrudur. Birlik ve beraberlik ruhu sağlanmıştır. Aynen öyle. Ülkenin askeri gücüne katkıda bulunulmuştur. Evet. Halkın yönetime katılması sağlanmıştır. Bununla ilgili herhangi bir metinde yoktur. O yüzden cevabımız D şıkkı, halkın yönetime katılımı sağlanmıştır diyemeyiz arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. Devam edelim 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi'nin uluslararası sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar, bu tip sorular genellikle geliyor. Eğer uluslararası bir sonuç istiyorsak burada bir devletten fazla devlet olması gerekir. Yani Türkiye'nin dışında yabancı devletlerin de işin içinde bulunması gerekmektedir. Baktığımız zaman Güney Cephesi'ndeki askeri birliklerin Batı Cephesi'ne sevk edilmesi. Burada uluslararası bir sonuçtan bahsedemeyiz. Çünkü tamamen bu ülkenin içerisinde kendisiyle alakalı bir durumdur. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Diğerlerine bakalım. İtilaf devletlerinin TBMM'ye ateşkes teklifinde bulunması. Fark ettiyseniz gene burada farklı milletler var, itilaf devletleri var. O yüzden bu uluslararası bir sonuç. TBMM'nin Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması, aynı şekilde yine Fransa, yabancı bir devlet var. Bu da uluslararası bir sonuçtur. TBMM'nin Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'la Kars Anlaşması'nın imzalanması. Bu da yine aynı şekilde farklı devletler olduğu için yine uluslararası sonuçlarından biridir diyebiliriz. Soru bizden uluslararası sonuçlarından biri değildir sorduğu için cevabımız burada A şıkkı olacak. Çünkü o iç meseleyle ilgili bir durumdur. Devam edelim 14. soru. Kararları aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir? Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan kararları aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir? Hemen kararlara bakalım. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Arkadaşlar burada yine aslında milli egemenliğe yine bir vurgu var. Buradaki cevabımız A şık olacak. Milli egemenliği benimsediğini gösterir alınan kararlar bize burada. Cevap A. 15. soruya bakalım. Büyük taarruz için bir yıl beklenmesinin nedenleri hangileri olmuştur diyor. Yunanlılara karşı 8 ayda 4 savunma savaşı yapılmış ancak TBM hükümeti Sakarya zaferinden sonra büyük taarruz için yaklaşık 1 yıl beklemiştir. Bakalım ordunun eksiklerinin giderilmesi. Aynen öyle bu öncülü alabiliriz. Saltanatın kaldırılmak istenmesi. Şu anda böyle bir durumdan söz etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Orduyu taarruz için eğitim verelim. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesi. Aynen öyle. Yunan ordusuna karşı daha etkili savaşılması için ordunun eğitilmesi gerekiyordu bu noktada. O yüzden büyük taarruz için bir yıl beklenilmiştir diyebiliriz. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmek istenmesi. Zaten öncesinde düzenli orduya geçilmişti arkadaşlar. Baktığımız zaman ordunun eksiklerinin giderilmesi yani birinci öncülümüzü ve İkinci öncülümüzü burada alabiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak 15. soruda da. Mustafa Kemal'in yaşadığı şehirler ve bu şehirlerdeki bazı faaliyetler aşağıda verilmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in bu şehirlerin hangisinde diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur diyebiliriz. Şimdi diplomatik kelimesinin burada anlamını bilmek önemli arkadaşlar. Diplomasi farklı devletlerden kişilerle siyasi ilişkilerde bulunmak anlamına gelir. Baktığımız zaman Selanik buradaki zengin kültürel birikimden faydalanmış, kentte ulaşan yayınları takip etmiştir. Selanik'in burada Mustafa Kemal'i kültür anlamında etkilediğini görüyoruz. Manastır bu şehirde Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış. Onların hürriyet, özgürlük, cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir. Yine bakacak olursak burada da Manastır'ı Mustafa Kemal'in fikri anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. İstanbul burada ülke sorunları üzerine arkadaşlarıyla toplantılar yapmış, günlük gazeteleri takip etmiştir. Yine İstanbul'da da fikri anlamda çalışmalar bulunmuştur. Fikri hayatın oluşmasını etkilemiştir diyebiliriz. Sofya'ya baktığımızda bu şehirde Avrupalı devletlerin temsilcileriyle görüşmüş, bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Evet arkadaşlar, diplomasi dediğimiz şey de zaten farklı milletten, farklı devletlerden kişilerle görüşüp onlarla siyasi ilişkiler kurmaktı. Mustafa Kemal de bu anlamda Sofya şehrinde diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur. O yüzden cevabımız burada D şıkkı Sofya şehridir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize sınavda kolaylıklar diliyorum. Başarılar.